Otel otel, temiz otel. Buyurun abiciğim, buyurun. Otel mi aradın abi? Abi otel mi aradın abi? Temiz otel abi. Bundan iyisini bulamazsın abi. Buyur abi. Hoş geldin hemşerim, otel mi aradın? Hele bir gör abi, işine gelmezse zorla tutmayız. Gör bir hele, gel. 18 numarayı açalım Cemal abi, versene anahtarı. Nüfus cüzdanını bey abiciye bırakıver bize, hadi tamam. Tamam, buyur abi, çıkalım odarize. Ah işte burası abiciğim. Görünüşe bakma, tekmil sirkeciyi dönsen bundan iyisini bulamazsın abiciğim. Benim işim bu kadar abi, 100 numara dışarıda, başka bir emrin olursa merdiven başından aşağıya Süleyman diye sesleniverirsin bir zahmet, hadi eyvallah! Bir dakika, kimi istediniz? Kemal Bey'i görmek istiyorum. İş için mi? Yo, hayır. Kemal Bey meşgul, haber vereyim. İsminiz efendim? Murat, Murat deyin. Peki. Buyurun oturun, biraz bekleyeceksiniz. Günaydın Zuhal Hanım. Günaydın. Baksanıza siz bana! Daha ne kadar bekleyeceğim? Görüşemeyeceksem söyleyin! Görüşebileceksem niçin bekletiyorsunuz beni? Murat! Hoş geldin Murat! Bizi rahatsız etmeyin! Gel benimle! Ne zaman geldin İstanbul'a? Dün akşam amca! Bu kadar erken beklemiyordum, annen nasıl? Hep aynı! Babamın ölümünden sonra bir türlü toparlanamadı! Daha sonra onu da buraya alacağım! Kendi durumunu garantilemiş gibi konuşuyorsun! İstanbul'a geldiğim zaman senin yaşında bile yoktum. Yağmurlu bir İstanbul sabahı bir kenarına büzüldüğüm kamyon kasasından indiğim vakit bu koca şehirde güvenebileceğim kimsem yoktu. Fakat başarmaya azimliydim. Kararlıydım. Teşekkür ederim, içmiyorum. Şu fabrikaya, şu odaya, şu masaya sahip olmak için hiç kimseden yardım beklemedim. Zerrece azalmayan azmimle ona ben sahip oldum. Senin de aynı düşünceyle hareket etmeni istiyorum. Hayatın boyunca kimseden bir şey istemeyecek, daima alacaksın. Hak ettikten sonra da alamayacağın, başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Göreceksin. Yeter ki çalış ve hak et. Seni buraya ben çağırdım. Bugünden itibaren içimizden birisin artık. Fakat şu kapıdan dışarıya çıkıp çalışmaya başladığın an... amcalık görevim sona erecek. Sen çalışan işçilerden biri, ben de herkesin olduğu gibi senin de patronun. Amcan olduğumu kimsenin bilmesini istemiyorum. Bu senin çalışmanı ve azmini baltalayabilir. Anlaştık mı? Anlaştık amca. Kapıda seni bilhassa beklettim. Düşün ki konuşacağın insan amcan olmayabilirdi. Gene aynı tepkiyi gösterebilir miydin? Ben cevap vereyim. Gösterebilirdin. Babana çok benziyorsun. Tabii bana da. Bir kapıda 4 saat bekleseydim ben de aynı şeyi yapardım. Buyurun efendim. Bak kızım, Cemal efendiye söyle Murat Bey'i Semih Usta'ya götürsün. Uygun bir serviste çalışmaya başlayacak. Murat, şansın açık olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Semih Usta. Eyvallah. Hayrola Cemal abi? Fazla mesailer makasıydı galiba. Sen hayra gelmezsin pek. Yok be Semih Usta. Böyle konuşup yeni arkadaşın da gözünü korkutma. Hoş geldin. Arkadaş nerede çalışacak Cemal abi? Sen nereyi münasip görürsen. Peki buluruz bir yer. Ben gidiyorum Semih Usta. Hayırlı işler. Allah kuvvet versin. Sağ olun. Adım Murat. Benim de Semih. Arkadaşlar umumiyetle Semih abi derler. Makineden anlar mısın? Biraz. Askerlikten önce torna işinde çalışırdım ama bu işin yabancısı sayılırım. Tornacılık demek makine demektir. Bunları çabucak kavrarsın. Korkarım bizim ustalığımız elden gidecek. Gel bakalım. Ben de senin gibiydim. Yıllar nasıl geçti, nasıl usta oldum ben de şaşıyorum vallahi. Eyvallah baba Semih. Akşam kahveye çıkacak mısın? Ha, önce tavla kursunu bitir, ondan sonra davetlere başla oğlum. Hepsi iyidir. Zamanla sen de seveceksin. Şunun şurasında tanışalı birkaç saat oldu. Uzun zamandır bizden biriymişin gibi geldi bana. Sevdim seni, ısınıverdim. Sağ ol Semih Usta. Ben de senin yanında yabancılığımı unuttum. İnsana bilmediği bir çevrede en çok candan bir arkadaşın yokluğu tesir ediyor. Aldırma, başlangıçta böyledir. Birkaç gün sonra bunları unutursun. Nerede kalıyorsun? Sirkeci'de bir otele indim. Muhite alıştıktan sonra fabrika civarında bir oda arayacağım. Ayıp ettin be Murat. Biz ne güne duruyoruz? Mahallede başını sokacağım bir yer buluruz elbet. Dur bakayım. Tamam, Mualla teyze hanidir şöyle helal süt emmiş birini bulun diye söyler dururdu. Mahalleli çok sever. Kocası 2 sene önce öldü. Çok yalnız kaldı kadıncağız. Sana ana yokluğunu da hissettirmez. Aa, sinirli gibi gözükür ama aldırma. Aslında çok iyi bir kalbi vardır. Kim o? Evi basmaya geldik Mualla abla. Ah gözün kör olmasın Semih Usta. O ne biçim kapı çalmak öyle, geliyorum. Sana bahsettiğim Murat işte bu delikanlı Mualla teyze. Hoş geldiniz evladım. İyi bir insana benziyor. Anlattıkların doğruymuş. İstanbul'da kimsen yok mu oğlum? Yok sayılır teyzeciğim. Sen varsın ya yeter. İşte odan burası evladım. Sokağı da görür canın sıkılmaz. Ben mutfağa gidiyorum. Sonra bol bol görüşürüz. Hadi Semih Usta çocuğu yalnız bırakalım da eşyalarını yerleştirsin. Güle güle otur Murat. Nasıl, beğendin değil mi? Sağ ol Semih Usta. Otel odasından 1000 kat iyi. Yardımına teşekkür ederim. Ayıp ettin be Murat. Arkadaşız artık. Canın sıkılırsa kahveyi biliyorsun. Atla gel. Anneme mektup yazacağım. Vakit kalırsa gelirim. Hadi eyvallah. iş bitti, şimdi de tamircilik mi başladı? Görmüyormuş gibi konuşma, yine bozuldu işte. Beni çekiştirmekten makineye bakmaya fırsat bulamıyorsun ki. Erkek milleti böyledir kızım. Birazcık yüz verdi mi insanın tepesine çıkar. Tamam, akşam üzeri lafa dalıp da gene bekletme. Semih abi, şu arkadaş bizim mahalleye taşındı değil mi? Hı? Kim, Murat mı? Adı Murat mı bilmiyorum, yeni başladı iş yani. Evet, kapı komşusu oldu sana, anlayalım kızım. Aman Semih abi, sana da bir şey söylenmez ki. Söylenir, söylenir. Ama neyse, zevk sahibi kızmışsın. Sana da bugünlerde bir şey oldu, yemeğini yesene ha! Tanıyor musun Semih Usta? Türkan'ı mı? Tabii. Tuhaf değil mi? O da bu sabah seni sordu. Hiç vakit kaybetmiyorsunuz bakıyorum. Oh! Yanındaki kız Serpil, sözlümdür ona göre. Belli oluyor usta. Yok be! Tüh! Aşık etrafını dört duvar zannedermiş, çakılıyor ha! Biraz. Bu akşam bir Serpil'le buluşacağız. İstersen Serpil Türkan'ı çağırmış olsun, ben de seni. Ha, ne dersin? Bilmem. Bilirsin, bilirsin. Nereye gideceğiz peki? Bizim arada kaçamak yaptığımız bir kır kahvesi vardır. Orada otururuz, oldu mu? Niçin olmasın? Geceleri kahvede duman talimi yapacağına evde oturur, benim gibi İngilizce çalışırsın. Kızım sen turist rehberi misin yoksa fabrika işçisi mi? Yarım porsiyon Türkçenemize yetmez, doğru değil mi Murat? Vallahi bilmem ki Semih Usta, yabancı bir dile çalışmak fena değil bence. Adamda hiç modernlik yok Murat kardeş, ustabaşılık ruhuna işlemiş. Buyurun, İngilizce öğrenmeye başlayalı 2 fonfin bizi beğenmez oldu. Bana bak kızım, makine bozulduğu zaman arızanın nerede olduğunu bulabiliyor musun? Gerisine boş ver! Böyle konuştuklarına bakmayın, birbirlerini çok severler. Ha, sahi çocuklar, biz biraz dolaşalım ha? Dolaşalım? Mahalleye alıştınız mı? Günün büyük kısmı işte geçiyor. Kimseyi tanımıyorum henüz. Mualla teyzeden Semih Usta'ya, Semih Usta'dan Mualla teyze. Hayır, yanılıyorum, bir de siz. Alıştıklarım 3 kişi. Hep iyice olmuş. Bence dostlukların derinliği önemli, adeti değil. Demek çok kısa zamanda beni de alışkanlıklarınızın arasına kattınız. Evet, öyle oldu. Mahalleye ilk geldiğiniz gün her şeye yabancı bir haliniz vardı. Evet, öyleydim. İstanbul'a yeni gelmiş, yeni bir iş hayatına başlamıştım. Hiç tanımadığım bir evin kapısını çalıyordum. Taşra'dan gelenlerin o yabancılık hali, demek ki uzaktan anlaşılacak kadar belli oluyor. Yabancılık hali sizi olduğunuzdan daha sıcakkanlı gösteriyordu. Yoksa seyretmek için bakmadım size o gün. Üzdümse özür dilerim. Yok, özür dileyecek bir şey yok. Lafın gelişi öyle konuştum. Sizi kendime yakın bulduğum için olacak. Uzun zamandır aynı fabrikada mısınız? 2 senedir. Babam da aynı fabrikada çalışırdı. Bir iş kazası sonunda öldü. Semih Usta'nın yardımıyla ben de aynı fabrikada çalışmaya başladım. Peki annen? Annen yok mu? Onu hiç hatırlamıyorum. Anne sevgisinin nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorum. Babamla İstanbul'a muhacir geldiklerinin senesine ölmüş. Bir abim var Erzurum'da, asker. Şimdi hem ona hem kendime bakmak için çalışıp duruyorum. Bilmeyerek üzdüm seni Türkan. Böyle düşünme. Hem bunlar bana artık acı vermiyor. Ne tuhaf, ilk defa bir yabancıya bunları anlatıyorum. Galiba bizi birbirimize iten bilmediğimiz bir kuvvet var. Belki de. Daima aynı insana, onunla beraber olmayı istemek, bu şimdiye kadar yabancısı olduğum bir duyguydu. Yoksa korkuyor musun? Korksam şimdi burada olur muydum? Evet, korkuyorum. Ama senden, duygularından değil, bir gün bütün bunların tükenivermelerinden korkuyorum. Bunları nasıl düşünebiliyorsun? Bazı şeyler vardır ki anlatılmaz, sadece hissedilir. Güzel şeylerin ömrü kısa oluyor Murat, bunu kendi hayatımdan biliyorum. Bak Türkan, ben de senin gibi işçiyim, güzel söz etmesini bilmem. Bugüne kadar sadece yaşayabilmek, ezilmemek için savaştım. Başka şeylerle uğraşacak vaktim olmadı. Ama seni tanıdıktan sonra bir makineden farklı olduğumu öğrendim. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Bir hafta öncesine kadar bambaşka bir dünyada yaşıyordum. Yapayalnızdım. Tutunacak bir dalım yoktu. Fakat böyle bir dal da aramıyordum. Şimdi her şeyi değişik bir gözle görüyor, her şeyi yeniden duyuyorum. Şu deniz, motor, insanlar... Eskiden de bu kadar ilgilenmeye yahut onların varlıklarını hissetmeye değer miydi? Değmezdi Türkan. Ben de artık yaşadığımı anlıyorum. Yaşadığımı anladıkça seni yanımda arıyorum. Sen yanımda oldukça kendimi daha güçlü buluyorum. Gücüm yettiği kadar seni sevmek istiyorum. Seni seviyorum Türkan. Gel. Bordoları getirdim efendim. Pekala. Murat'ın durumunu öğrendiniz mi? Evet. Semih Usta'ya ve Pointer'e göre işi şaşılacak derecede iyi kavramış. Dikkatli ve çalışkan olduğunu da ilave et. Teşekkür ederim kızım. Tehdiye bugün mü yapılacak? Evet. Bunları muhasebeye yollayın. 64.312 lirayı hemen ödesinler. Buyurun. Teşekkür ederim. Alacaklılar kapıda beklemeye başlamışlardır bile. Nasıl iştir anlamadım. Daha paralar cebimde ısınmadan bir bakıyorsun millet kuyruk olmuş. Biz de arka kapıdan çıkarız Semih Usta. Bak şimdiden söyleyeyim, bu akşam sendeniz. Şöyle tenha bir yere gidip kendimizi rakıya verelim ha. Ne dersin? Sen nasıl istersen abi. Teşekkür ederim Kerim Bey. 50, 100, 150. Şerefine içilecek ne varsa hepsini tükettik. Geriye ne kaldı? Bana hiç sorma Semih Usta. Benim hesap temelli karıştı. Dur bakalım oğlum, şunun şurasında ne içtik? Bir insan 3 kadehte feleğini şaşırırsa o ezelden sarhoş demektir. Yanlış mı? Doğru. 3 kadehte çarpma ile toplamayı karıştırana matematiği zayıf demezler, aşık derler. Bu da doğru değil mi? O da doğru Semih Usta. Heh. Bütün buna rağmen kaldırılan her kadehe, herkesten önce dalana da komşu kızı seviyor derler. Bu da doğru değil mi Murat? Ne yapayım? O da doğru Semih Usta. Tamam, hastalığına teşhis koyduk aslanım. Müzmin aşk. Gelecekteki güzel günlerin şerefine Semih Usta. Hı-hı. Pişman mısın? Hayır. Artık çalışmayacaksın. Sadece evimizin kadını olacaksın. Öyle söyleme. Hiç olmazsa durumumuz düzelinceye kadar yüküne ortak olurum. Önümüzde sadece senin kadının olarak yaşayacağım. Öyle uzun bir zaman var ki. Ne olursa olsun, ben kulağa makine gürültüsünden kurtulmamış yorgun bir kadın değil, seni istiyorum. Hem benim taşlı çocuğu olduğumu biliyorsun. Bizim kadınlarımız evlerinde çalışır, evlerinde mutlu olurlar. Seninle olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Önce küçük bir ev tutarız. 2 odada olsa yeter bize. Onu zevkimize göre döşeriz. Pencerede senin dönüşünü beklerim. Ben de güzel yüzüne kavuşmak için eve koşarak dönerim. Yemekten sonra gazete okursun sen. Sen de dizlerimin dibine oturup yün örersin. Bunların yarın uyanacağımız bir rüya olmaması için neler verirdim. Rüya değil Türkan, gerçek bu. Bilmiyorum Murat. Ama çok tatlı bir rüya görüyorsam, gerçek dışı bir dünyada yaşıyorsam ne olur beni uyandırma. Bir daha o boşluğu yaşayamam. Buna dayanamam Murat, dayanamam. Hesapları tetkik ettim. Bu siparişi karşılayabilecek miyiz bilmiyorum. Evet, birkaç gün sonra arayın lütfen. Güle güle, teşekkür ederim. Girin. Beni istemişsiniz. Artık işe iyice alıştın Murat. Az evvel Semih Usta ile Cemal Efendi buradaydılar. İkisi de senden çok memnun. Ben de haftalığını arttırmaya karar verdim. Teşekkür ederim. İlk geldiğin günü hatırlıyorsun değil mi? Sana iş vermekle amcalık vazifemin bittiğini söylemiştim. Fakat bu seni gözden uzak tutacağım demek. Görüyorsun çalışma ve başarılarınla nasıl ilgileniyorum. Verilen işi yapmaktaki muvaffakiyetin nispetinde ilerliyorsun Murat. Sağ ol amca. Dediğime geliyoruz hep. Sana güvenmekle hata işlememiş olduğuma memnunum. Sevgiyi de itibarı da ben vermiyorum, sen alıyorsun. Daima böyle olmanı istiyorum. Olmaya çalışacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da müdahalemi gerektirecek bir olaya sebebiyet vermemeye çalış. Merak etmeyin amca. Affedersiniz babacığım, meşgul olduğunuzu bilmiyordum. Yabancı değil kızım, Murat'la konuşuyordum. Murat mı? Murat, kader değişmişsin. Sokakta görsem inan ki tanımazdım seni. Sen de çok değişmişsin Nazan. Merhaba mı diyeyim, hoş geldin mi? Hangisini istersen Nazan. Merhaba öyleyse. Merhaba. İstanbul'a geleli epeyce oluyor. Eve bir kere bile uğramadın. Aşk olsun sana. Olmadı Nazan. Amcam biliyor işte. Her şeye yeni yeni alışıyorum. Evet Nazan. Murat için iş hayatını düzene koyması misafirliklerden daha önemli şimdi. Pekala. Fakat bundan sonrası için sebep veya mazeret kabul etmiyorum. Gösterdiğin ilgiye teşekkür ederim. İlk fırsatta inşallah. Şimdi müsaadeni rica edeyim. Güle güle Murat. Tanıyamadım Murat'ı anne. Öyle mahcup oldum ki çocuğa yabancı gibi davranacaktım az daha. Babam onu buraya pekala getirebilirdi. Babanın bir düşündüğü olmalı kızım. Yoksa Murat'ı eve getirmek güç bir şey olmasa gerek. Murat'ın varlıklı bir amcanın silik, şahsiyetsiz bir gölgesi olmasını istemedim. Üstelik olaylar bu hususta yanlış düşünmediğimi de ispat etti. 2 milyonluk bir şehirde Murat'ı tek başına yaşamaya zorlamanın şahsiyet dersi için mükemmel bir usul olduğunu sanmıyorum ben. Kaldı ki... Peki, köhne fikirli bir amca olmadığımı ispat için hanım kızımız ne yapmamı istiyorlar acaba? Hiçbir şey. Gerekeni yaparım ben. Yarın fabrikaya telefon edip Murat'ı akşam yemeğine çağıracağım. O kadar incesine bakma be Semih Usta. Nikah dairesine gitmiyoruz ya. Allah Allah. Senin için geçmiş be oğlum. Nikah dairesinin en kralına gidiyorsun. Tepene devlet kuşu kondu. Hem kısmetin böylesi görülmüş şey değil. Sen bana sor. 10 senedir şu fabrikadayım. Patronun açık kilometreden sade kahvesini içtim diyenin alnını karışlarım. Her şey tamam da şu kravatı sevmiyorum. Bu ne be? O zaman patronun davetine gitmene ne lüzum var? Mastori'nin meyhanesine gider yumruk mezesiyle aslan sütü içeriz. Benim bu davete ölüp bayıldığımı mı zannediyorsun? Ben onu bunu bilmem. İçimizden hiç olmazsa birinin paçasını sıyırmasını istiyorum. Bu sen olursan ayrıca sevinirim. Hem kısmet dediğin yeni cami dilencisi gibi her gün insanı kovalamaz. Peki peki, kızma, ben hazırım. Otobüs durağına kadar benden geliyor musun? Tabii ki gelemem dedim. 3 saat içinde kuaföre mi yetişeceğim, elbisemin provasına mı? Öyle değil mi Kemal? Herhalde öyledir karıcığım. Benim yerime kulübün açılışında Nazan da bulunabilir. Nedense gitmek istemiyor. Ne olur anne, tekrar aynı konuya dönmeyelim. Melahat Hanım'ın Riviera, Belkıs'ın Vizon Kürk hikayelerinden bıkkınlık geldi artık. Hem bilmediği isimlerden, tanımadığı insanlardan bahsedip Murat'ı da ilk geceden sıkmayalım. Yo, rica ederim, dinliyorum. Ayrıca faydalı oluyor benim için. Ben neyse ama... Sağ olsun annem o kürk ve süs delisi arkadaşlarına pek düşkündür. Ne biçim konuşuyorsun kızım? Hem lafın gelişi öyle söyledim. Murat için daha ilgi çekici konular var. Mesela İstanbul'u sevdi mi, geceleri nasıl geçiyor? Yalnızlık hissediyor mu? Bu gibi ilgi çekici konulara senin aklın daha iyi yarar Nazan. Murat'a hem bahçeyi gezdir hem de öğrenmek istediklerini sor bakalım. Gençlerin birbirlerine söyleyecek çok şeyleri bulunabilir. Kemal! Bunu söylemekle ihtiyarlığı kabul ettiğimizi zannetmeyin sakın! Beğendin mi bahçeyi? Çok! Tertipli ve güzel. Şu kameriyede oturalım istersen. Yorulmadıysan dolaşalım Nazan. Sıkıldın mı yoksa? Evet. Bizden mi? Benden mi? Senden, sizden, hatta bahçeden. Sakın darılma. Yo, niçin darılayım? Daha düne kadar birbirimizi tanımadan biliyorduk. İnsanın yeni de olsa bir çekingenlik hisseder tabii. Ben küçücük odaların, daracık sokakların, azıcık katıkların çocuğuyum. Kendimi sana öyle uzak görüyorum ki. Zamanla bize, yaşayışımıza alışacak, sevecek, benimseyeceksin. Burası senin de evin sayılır. Siz sevilmeyecek, alışılmayacak insanlarsınız demek istemedim. Fakat ayrı dünyalarda yaşıyoruz. Birinden diğerine geçivermek kolay değil. Seni anlıyorum Murat. Açık sözlü oluşun hoşuma gitti. Sana bir teklifim var. Yerine getirebileceğim bir şey mi acaba? Tabii. Bizi kendine uzak görmeyeceğine söz ver. Hissettiklerimi iyice anlatamıyorum galiba. Sizi kendime uzak görmüyorum, zaten uzağız Nazan. Yetişme tarzımız birbirinden o kadar farklı ki. Bunda ne amcamı, ne yengemi, ne de seni suçluyorum. Kaldı ki suçlamaya hakkım yok. Ben aramızda hiçbir fark göremiyorum. Ve bunu sana ispat edeceğim. Belki. Belki değil. İncir çekirdeğini dolduralım derken vakti unuttuk. Konuştuk, biraz da anlaştık galiba. Ben artık gideyim Nazan, yolum epey uzak. Seni bırakırım istersen. Bu saatte zahmet olacak. Hiç de zahmet olmaz. Hem mahalleni görmüş, oturduğun evi de öğrenmiş olurum. İşte burası. Tekrar teşekkür ederim Nazan. Rica ederim. Güle güle Murat, ben seni yine fabrikada ararım. Hı hı. Biliyor musun ne düşündüm? Sen beni her zaman bekletiyorsun değil mi? Bir günde ben seni bekleteceğim ama dayak yiyeceğim diye korkuyorum senden. Öyle bir beklet de görelim. Türkan! 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 Aa, ne oluyor bunlara? Türkan! Türkan, bir dakika dinle beni. Haksızlık ediyorsun. Beni dinlemeden böyle davranamazsın. Dinlediğimi farz et. Anlatacak bir şey mi var? Elbette var. Ne olur dinle beni. Yanlış şeyler düşündüğünü anlayacaksın o zaman. Ya kızının gece yarısı arabayla seni bırakması? Falan ne dersin? Ne olur Türkan, biraz anlayışlı ol. Reddetmenin ne büyük kabalık olacağını sen de pekala biliyorsun. Seni sevmesem, beraber düşündüklerimizden bir an gerilemiş olsam... ...peşinden koşar mıydım? Bilmiyorum. Ama hep korku içindeyim. Korkuyorum. Sebep yok ki, bana inanmalısın. Birbirimize güvenmezsek sevgimizi yürütemeyiz. Eğer endişe duyuyorsam bu sadece seni sevdiğim için Murat. Yoksa cehennemde yaşamayı kim ister? Anlıyorum Türkan. Ben de seni seviyorum. Şimdi gözlerime bak, bana inandığını söyle. Sana inanıyorum Murat. Neyin var Türkan? Hiç. Nasıl hiç? Bilmiyorum, yalvarırım bir şey sorma. Murat, hı? Düşündüğün şey bu kadar mühim mi? Dalmışım, affedersin Nazan. Düşünecek ne olabilir? Artık aramızda anlaşılmadık bir nokta kaldığını sanmıyorum. Fakat sen hala eski Murat'sın. Yoksa benimle beraber olmak sıkıyor mu seni? Nereden çıkarıyorsun bunları Nazan? Sen böyle durdukça elbette benim aklıma türlü ihtimaller geliyor. Aksine asıl sıkıcı ben olmaya başladım değil mi? Hayır. Fakat seni bu derece ürkek yapan sebebi er geç bulacağım. Yoksa işinden mi? Yani babamdan mı memnun değilsin? O nasıl söz Hasan? Kemal amcamın bana gösterdiği yakınlığı kimde bulabilirim? Arkadaşların arasında anlaşamadıkların mı var? Hayır. Hepsi de iyi insanlar, sağ olsunlar. O halde benden hoşlanmadın demektir. Nazan, bu şehre gelmeden önce seni zengin bir babanın şımarık bir kızı olarak tahayyül ederdim. Yanıldığımı ilk anda anladım. Ta başından beri gösterdiğin yakınlığa... Nedense içimden direnmek, karşı koymak geliyor. Belki de kendimi senin gibi bir kıza eşlik edecek, sana bir şeyler verecek güçte bulamıyorum. Yanında yavandığımı anlıyorum. Arkada, geride kalıyorum. Niçin Murat? Neden? Nedeni var mı Semih abi? Her geçen gün biraz daha benden uzaklaşıyor. Yok be kızım, boşuna kuruntu ediyorsun. Tanımaz mıyım ben Murat'ı? Çocuk mecbur kalıyor, elini verdi kolunu alamıyor zavallı. Vermeseydi. Patron şımarık kızını eğlendirecek başka kimse bulamadı mı fabrikada? Bayıla bayıla gidiyor. Ekmek parası bu kızım. Elbette bayıla bayıla gidecek. Ama sen sonunda yayıla yayıla oturacaksın. İş sahibi olmak, göze girmek kolay mı? Bir yığın hayalleriniz var. Bunların hepsi parayla olur, çakıl taşıyla değil. Ben senin gibi düşünmüyorum. Erkek milleti değil mi? Pekala bayılıyor. Gelemem dese ne mecburiyeti var? Patronun gözüne girmek için kızının... Tövbe tövbe yarabbi. İnsanı zorla kötü söyletecekler. Hiçbir şey düşünemiyorum. Başladığımız gibi gitmiyor. Bunu seziyorum. Ne var ki çaresizlik içindeyim. Nasıl davranmam lazım geldiğini kestiremiyorum. Murat da çocuk değil herhalde. Ben bu gece dönüşünü bekleyip meselenin iç yüzünü öğrenirim. Bir şey söyleme Semih Usta. Ne söyleyeceğini biliyorum. Söyleyecek değilim zaten, soracağım. Sormasan daha iyi. Verecek cevabım yok çünkü. Cevap çok ama sende verecek yüz yok tabii. Ben sorayım da sen yine dilediğin gibi davran. Patronun kızından memnun musun? Araba sefaları, ziyafetler güzel mi? Daldığın alemde aklına hiç kimse gelmiyor mu? Her şeyiyle seni bekleyen birini hatırlamıyor musun? Seni müdafaa edeceğim diye döktüm. Artık ben de bittim, ben de yıkıldım. Başka? Belki haklısın, belki de haksız. Fakat tuttuğun yolu beğenmiyorum Murat. Patrona şirin görünmek için kızının kuklası olacak adam değilsin sen. Aklını başına topla. Sana cevap vermek istemiyorum. Veremem daha doğrusu. Seni kırmaktan, daraltmaktan çekiniyorum. Böyle davranmaya mecburum. Bunun sebebini şimdi anlatamam. Ne olur anla beni. Konuştukça hata ediyor, yanlış düşünüyorsun. Seni kırmak istemiyorum. Buradan ayrılamayacağıma göre Nazan'ı Bursa'ya götürmek sana düşüyor. Peki fabrikadaki işlerim ne olacak? Bir hafta ayrılmanla fabrika çalışamaz duruma gelecek değil herhalde. Biri bulunur, merak etme. Hem bunu işten saymıyor musun? Nazan'ın kısa da olsa hava değişimine ihtiyacı var. Onu yalnız gönderemeyeceğimi biliyorsun. Senden başka güvenebileceğim biri de yok. Hadi şimdi vakit kaybetmeden köşke koş. Belki de Nazan hazırlanmış, seni bekliyordur. Fakat amca... Cevap vermene lüzum yok. Muhasebeye uğra, ihtiyacın kadar para da al yanına. Biraz alışveriş yapman lazım. Nazan oldukça müşkül pesenttir. Hayırlı işler Semih Usta. Eyvallah Cemal abi, hayrola? Yeni arkadaş, Murat'ın yerinde çalışacak. Sen gene göz kulak ol, ne de olsa işin acemisi sayılır. Hadi eyvallah. Hayırlı olsun arkadaş. Sağ ol abi. Gel bakalım. Dans edelim mi? Dans etmesini pek beceremem. Becerdiğin kadar. Bilmediklerini ben öğretirim. Şu anda bildiklerimi de unuttum. Önemli olan dans etmemiz değil Murat. Anla beni biraz ne olur. Mesudum. İlk defa bu gece yüzündeki çizgilerde bir yumuşama görüyorum. Seni bana alışmış görmekten öyle sevinç duyuyorum ki. Burada çok güzel günler geçireceğimize inanıyorum. Bak göreceksin. Beğendin değil mi? Gerçekten çok güzel. Gidelim mi? Nasıl istersen. Birini mi aradın evladım? Murat Bey burada mı oturuyor? Evet ama şimdi evde yok. Gece de gelmedi, nerede olduğunu bilmiyorum. Ben biliyorum. Buraya eşyasını almaya geldim. Eşyasını mı? Nereye götüreceksin? Patronun evine. Ha, anladım. Demek duyduklarım doğruymuş. Buyur al. İşte seni sevdiğimi de söyledim. Benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı artık. Duygularımı anlaman lazım. Nazan. Sus Murat, konuşma. Diyeceklerini biliyorum. Hala daracık sokaklarda, küçük şehirlerdesin. Ne olur, yalvarırım etrafına değişik gözle, yepyeni düşünüşlerle bak artık. Ne ben senden zannettiğin kadar uzağım, ne de sen bana yaklaşamayacak kadar acizsin. Nazan, yakınlaşmamız, kurduğumuz dostluk çok kısa zamanda oldu. Şu andaki hislerinin gene çok kısa zaman sonra değişeceğine inanıyorum. O vakit bugünü hatırlayıp güleceğine eminim. Dün geceki Murat gitti. Gene düşüncelerin, sabit fikirlerin kemirdiği Murat geldi. Sana sevgisini açıkça söyleyen bir kıza böyle mi davranırsın sen? Bir şeyler söyle. Ne bileyim, gül hiç olmazsa. Ne kadar iyisin. Seni seviyorum Murat. Sen sevsen de sevmesen de bir şey değişmeyecek. Dün gece böyle değildin. Yepyeni bir insan olmuştun. Şimdi gene boğuk, korkular içinde yaşayan birisin. Senin dünyanda yaşamam, bulunmam gereken yerden kopmam için sebep değil. Anlatılması güç bir duygu ama yanlış yaşadığımı biliyorum. Doğruyu bulacak gücüm de günden güne tükeniyor. Gelmesi için ısrar etseydin. Ettim. Başı ağrıyormuş, evden çıkmak istemedi. Ben de fazla üstelemedim. Ne yapmak lazım bilmiyorum, şaşırdım kaldım. Kendimi suçlu hissediyorum, sebep benmişim gibi geliyor bana. Üstelik biraz da sert davrandım. Yanlış düşünüyorsun. Tanışmalarına biz ön ayak olduk. Ne bileyim, mert çocuk, gayretli çocuk, üstelik yakışıklı da dedim. Türkan'ı kız kardeşim gibi severim. Bırak canım, onun hakkında yanlış hüküm verdiğimiz için zaten kızıyorum. Acaba gene yanlış mı düşünüyoruz? Kemal Bey'in kızında çekici taraflar bulmuş olabilir. Bence er geç aramıza dönecektir. İhtimallere dayanan bu bekleyişe Türkan tahammül edebilecek mi dersin? Hoş geldiniz küçük hanım. Hoş bulduk. Annem evde mi? Evet, içeride misafirleri var. Anne, biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Ah. 2 gün diye gidip de bize bir hafta yolları gözetmek var mıydı? Nasılsın Murat? Hala yabancı gibi duruyorsun. Teşekkür ederim yenge, iyiyim. Müsaade ederseniz eve gidip üstümü değiştirmek istiyorum. Sonra konuşuruz, Allah'a ısmarladık. Güle güle Murat. Murat. Efendim yenge? Amcan seninle konuşmak istiyordu, yukarıda. Görüşmeden gitme. Misafirlere hoş geldiniz demeyecek misin? Merhaba amca, beni istemişsiniz. Hoş geldiniz, gel bakalım. Niçin ayakta duruyorsun, otursana? Yorgunum, eve gidip biraz dinlenmek istiyorum. Artık eve gitmeyeceksin. Anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Eşyalarını buraya getirttim. Bundan böyle bizimle beraber kalacaksın. Fakat amca... Nezaket edebiyatına lüzum yok. Bakalım odanı beğenecek misin? Biz eşyalarını şöyle bir yerleştirdik. Sen istediğin gibi tertiplersin. Verecek cevap bulamıyorum amca. Bunları cevap vermen için yapmıyorum. Herhalde devamlı olarak o mahallede kalacak değilsin. Senin asıl yerin burası. Teşekkür ederim. Fakat benim için rahatsız olmanıza sebep yok. Yeter kadar amcalık ettiniz bana. Bırak da bunu ben düşüneyim. Çalıştığın çevreyi, beraber olacağın insanları tanıman için geçici bir zaman orada kalman gerekiyordu. Şimdi yerin burası ve artık bizimle beraber kalacaksın. Bunu yalnız ben değil, yengem ve Nazan da arzu ediyorlar. Artık odana çekilip istirahat edebilirsin. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim, benim terziye uğrayıp elbise provalarını yaptırman lazım. Yarın fabrikada seni bir sürpriz bekliyor. Hoşuna gideceğinden eminim. Olacak şey değil. Bu yazıhane benim mi? Evet efendim. Bunlar fabrikanın çalışma cetvelleri, bunlar sipariş mektupları, bunlar personel işleri. Şu dosya reklam satış, şu dosyada verilecek cevaplar efendim. Bu kadar işin altından ben mi kalkacağım? Birlikte kalkacağız efendim. Fabrikanın çalışma tarzını incelemeniz için dosyaları masanıza bırakmıştık. Herhangi bir konuda güçlüğe uğrarsanız çekinmeden bana sorabilirsiniz. Çekinmesine çekinmem de korkarım siz bıkacaksınız. Rica ederim, vazifem. Bana ihtiyacınız olursa zile basarsınız, müsaadenizle. Beni şaşırttınız amca. Layık olmadığım bir mertebe bu. Senin için hayat yeniden başlıyor Murat. Yalnız unutma, bizim işimiz edebiyatla değil, kerratla yürür oğlum. Hadi vazife başına, beraberce fabrikayı dolaşacağız. Böyle olur. Daha dün şuracıkta senin benim gibi işçiydi. Şimdi bak, cakasına cila yetiştiremezsin. Patronun kızıyla bugün yarın evleniyormuş. Ah gözünü sevdiğimin parası. Yüzü de asları da baldan tatlıdır. Beklettim galiba. Sizi tanıyor gibiyim. Yanılmıyorsam fabrikada ustabaşısınız. Evet, nişanlım da sizde çalışıyor. Çok memnun oldum. Ben de efendim. Ücret azlığı veya işten çıkarılma gibi bir durum mu var acaba? Hayır Nazan Hanım, sizle Murat hakkında konuşmaya geldik. Murat mı? Anlamadım. Onu tanıdığımız zaman çekingen, saygılı, mert bir Anadolu çocuğuydu. Daha ayakkabısında taşla çamuru taşıyordu. Bazı dostlukların kökleşmesinde, sağlamlaşmasında zaman mühim rol oynamıyor. Anlatılması güç bir duygu bu. Onu hemen benimsedik. Dostluğu, sevgisiyle bizden biriydi o. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, devam edin. Fakirdik. Üzüntülerimiz de, sevinçlerimiz de belki hayatımız kadar basitti ama mutluyduk. Bazen iki kadeh içki içecek paramız olmazdı. Fakat küçücük hayallerimizle mesut olurduk. Çok kere bir kır kahvesinde yudumlanan soğuk çayda, Paydos sonrasındaki yorgun dönüşte o küçük sevgi dolu insanlığımızı yaşardık. Sonra bizi tanıdı. Ama ne olur kızmayın, sizi suçlu bulmuyoruz. Ama muhakkak olan bir şey varsa, artık Murat bütün hayatları fabrika düdükleri arasında dönen o küçük insanların iyi yürekli cesur Murat'ı değildi. Oysa biz Mualla teyzenin evinde kalan Murat'ı hala seviyoruz. Onu tekrar aramızda bizden biri olarak görmek için geldik. Çünkü her şeyiyle, evet her şeyiyle içimizden biri o. Sizi anlıyorum. Fakat Murat'ın işinde ilerleyişi, yaşayışını düzene sokması, dostluklarını yıkması için bir sebep olabilir mi? Onu iyi tanısaydınız böyle konuşmazdınız. Benimle ilgisini nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hakkımdaki düşüncelerinizi söylemekten çekiniyorsunuz herhalde. Murat için bildiklerinizin noksan olduğu anlaşılıyor. Murat sizlerden kopmamış veya koparılmamıştır. Murat burada... Hakiki amcasının evindedir. Amcası mı? Kemal Bey Murat'ın amcası mı oluyor? İstanbul'a geldikten sonra hayatın güçlüklerini tanıması, kendini kurtarabilecek kudrette olması lazımdı. Bunu başardı. Verilenlerle şımarmadı. Murat'ın burada oturması hakkıdır, değil mi? Aranızda geçirdiği günler fabrikayı ve çevresini tanıması içindi. Bunların hiçbirisini bilmiyorduk. Affedersiniz, rahatsız ettik sizi. Bunun dışında yapabileceğim bir şey varsa gayret ederim. İnanmıyorum. Yalan söylüyorsunuz. Keşke yalan olsaydı. Yalan olması için neler vermezdim. Sade senle mi? Bütün fabrikayla, mahalleyle, hepimizle alay etti. Bir aptal, bir sersem, bir beyinsiz gibi inandık. Allah kahretsin. Dost diye, arkadaş diye, sevgili diye olanca gücünle sarılıyorsun. Sonra yırtılıveren bir maskenin altından sersemliğine gülen bir surat çıkıyor. Hayır, olamaz. Bunu yapamaz. Bize bu oyunu oynayamaz. Ama yaptı. Oynadı işte. Bütün dostluğu, hayatı, insanlığı yalan üzerine kurulmuş biri için ağlamaya değer mi? Bizim Murad'ımız öldü, anlıyor musun? İnsan kaderine razı olmasını bilmeli. Ondan gidip kendim konuşacağım. Çıldırmışsın sen. Tekrar aldatılıp herkesin güleceği bir alay konusu olmak için mi? Seni çok iyi anlıyorum Türkan. Ama ne olur sabırlı ol. Her şeyi zamana bırak. İyi akşamlar, beklettin beni. Buraya kadar gelmene lüzum yoktu. Babam geleli 2 saat oldu. Sen gecikince merak ettim. Bir takım kalmış işler elimi oyaladı. Hepsini bir günde bitirmek mecburiyetinde değilsin ya. Ha, akşama Kadir Beylerle pavyona gidiyoruz. Sakın mazeret uydurmaya kalkma, çok ayıp olur. Babamın ne kadar iyi dostu olduğunu bilirsin. Bu sene Kemal'in boş zamanı olmadığı için çıkamadık. Melahat'e Paris'ten vizon manto getirmesini söyledim ama... ...bilirsin sözüne pek itimat edilmez. Öyle Handancığım. Ben de geçen yaz Roma'ya giderken mayo sipariş etmiştim. Sonunda Amerikan pazarının döküntülerine kaldık. Vallahi Kemal'ciğim, 2 günde bir gelen sigorta müfettişlerinden bıktım. 2 muhasebeci değiştirdim, gene önünü alamadım. Kendimi de eskisi kadar meşgul olamıyorum tabii. Hata üstüne hata yapıyorlar. Haklısın, ben de çok yoruluyordum. Bereket işin mühim bir kısmını Murat'a devrettim de rahat bir nefes alabildim. Kimi gözüne kestirdin? Şimdilik hiç kimseyi, arıyordum. Bulamadan seni dansa kaldırayım, belki dikkatin dağılır ha? Delikanlı iyi yetiştirmişsin Kemal. Pek benim işim sayılmaz. Büyük şehir çocuğu olmadığı halde kısa zamanda bir cemiyet adamı olmayı becerdi. Artık sesin yere gelmez. Daha başka tasavvurlarımız da var. Yoksa Nazan'la mı? Nazan'ın doğum gününde nişanlarını ilan etmeyi düşünüyorum. Onların haberi yok henüz. Nasıl? İyi bir sürpriz olmayacak mı? Mükemmel! Sıkıldım, oturalım mı? Dolaşalım istersen. Bonsoir Nazan Hanım. Bonsoir Niyazi Bey. Dans edebilir miyiz? Müsaade eder misiniz? Rica ederim, buyurun. Çok naziksiniz. Bana bu kadar kırgın mısın Semih Usta? Gene ne yalanlar kıvıracaksın? Kimseye yalan söylemiş değilim. Gerçekler anlatmanın zamanı gelmedi henüz. Bilmiyorsun. Neyi? Olanca cömertliğimizle verdiğimiz dostluğu, sevgiyi nasıl kemirdiğini mi? Bunu mu söylemek istiyorsun? Artık hiçbir numaran kalmadı arkadaşım. Ne zamana kadar saf, gözü kapalı Anadolu çocuğu rolü oynayacak, ne zamana kadar iyi niyetlerimizi istismar edeceksin? Bütün bu yaptıkların lüks tarifeli bir gece kulübünde, dostlarına anlatacağın ucuz bir zamparalık hikayesi için miydi? Nasıl yanıldık? Nasıl aldandık? Yatmadın mı? Seni bekliyordum. Neredeydin? Cehennemin dibinde. Şakanın sırası değil. Şaka mı? Ne şakası? Hiçbir zaman bu kadar ciddi olmamıştım. Sahi sen cehennem nedir bilir misin? Nereden bileceksin? Cehennem sizin aman ne enteresan dediğiniz salaş bir meyhanedir. Yok değil. Aslında cehennem, o salaş meyhanede insanın suratına kırbaç gibi inen güvensiz bir dostluk, bir aşk, bir sevgidir. Ne dediğini bilmiyorsun sen. İyi dinle Nazan. Beni sevdiği halde suratıma iğrenmeden bakan tek insan sensin. Korkarım yakında sen de iğreneceksin. Bu gece her şeyimi kaybettim de Hasan. Yalnız sen varsın. Ah. Beni tebrik etmeyecek misin? İlk dansı sizin açmanız lazım, hadi çocuklar. Nazan'ı tebrik etmek lazım. Zevkine bayıldım doğrusu. Şans buna derler işte. Çok mesudum Murat. Şimdiye kadar kutladığım doğum günlerinin en güzeli bu. Buyurmaz mısınız? Pek düğün yapmayı düşünmüyoruz. Artık modası geçti Necdet'im. Evet. Nikahtan sonra Avrupa. Daha iyi değil mi? Tabii. Buyurun. Kilinler gelmedi mi? Yağmurdan olacak. Tam da gününü buldu. Kaç saattir durmadan yağıyor. Pişman mısın? Hayır. Artık çalışmayacaksın. Evimizin kadını olacaksın. Evimizin kadını olacağım. Hiç ayrılmayacağız. Evet. Hiç ayrılmayacağız. Seni ölünceye kadar seveceğim. Ben de seveceğim. Sizi telefondan istiyorlar. Meşgul olduğunuzu söyledim ama ısrar ettiler. Bir dakika Nazan. Alo. Buyurun, ben Murat. Murat benim. Türkan. Seni rahatsız ettiğimi biliyorum. Fakat görüşmemiz lazım Murat. Görüşmemiz lazım. Şu an imkansız Türkan. Yarın bir yerde görüşürüz. Yalvarırım, anlamaya çalış Murat. Seni çok seviyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Daha fazla dayanamam Murat. Ne olursun gel. Anla beni. Böyle bir gecede olacak şey mi bu Murat? Bir dakika. İyi bir iş adamı çalışma ve eğlence saatlerini ayırabilmelidir. Öyle değil mi çocuklar? Beni bir dakika yalnız bırakamaz mısın? Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Bırakamam tabii. Alo. Alo Türkan. 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 Alo. Alo. Hadi Murat, arkadaşlara ayıp oluyor. Çabuk Murat'a koş, ben hastanede bekliyorum sizi. Çok kıymetli dostlarım, bir dakikanızı rica ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bu sevinçli habere candan sevineceğinize eminim. Bir dakika müsaade eder misiniz bana? Yetişemediniz, kurtaramadılar. Bu ne hal Murat? Nereden geliyorsun? Hastaneden. Hayret mi ettiniz? Evet, bir ölünün yanından geliyorum. Sizin aptalca düzeninizle boğulurken teker teker öldürdüğüm insanların yanından geliyorum. Sen kendinde değilsin. Asıl şimdi kendimdeyim. Hepinizden iğreniyorum. Yaşanması gereken hayat dediğiniz bu mu? Bunların hepsini senin iyiliğin için yaptım. Şimdi bir hastane odasında yatan insanı biliyor musunuz? Bir ölü. Artık nefes alamayacak. Artık sevemeyecek. Artık ıstırap çekemeyecek. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Halbuki ben de onlardan biriydim. Beraber üzülür, beraber ağlardık. Beni onlardan zorla koparıp aldınız. Böyle bir hayatı yaşamıyorduk ama mutluyduk. Yaşamak, bir paydos sonrasında kurduğumuz küçücük hayallerimizdi. Benden, onlardan ne istediniz? Beni onlardan koparmaktan ne kazandınız? Niçin yaptınız bunu, niçin? Murat! Murat! Murat, ne olur beni dinle. Bütün bunlara ben sebep oldum. Senin köşke yerleşmeni, oradan çekilip alınmanı ben istedim. Ama hiçbirini bilmiyordum. Her şeyi kötülük düşünmeden sadece seni sevdiğim için yaptım. Onlara bu kadar bağlı olduğunu, onlardan bir parça olduğunu bilseydim yapmazdım. Ne olur yüzüme bak, beni affettiğini söyle. Artık geriye dönüş yok biliyorum. Ama yalvarırım bir şeyler söyle. Bütün suçumuz sevmek. Hepsi o kadar.